Siz hiç epifiz bezini merak ettiniz mi? Geçmişten günümüze antik uygarlıklarda bile muazzam bir sembol olmasının nedenini düşündünüz mü? Yüzyıllar boyunca biyolojik ve efsanevi özelliklerin kesiştiği bir organ olduğu düşünülen epifiz bezinin 3. göz, yani insanın en yüksek bilince ulaştığı nokta olduğuna inanılmıştı. Yakın zamanda bu bağlantıyı en iyi açıklayan kişi ünlü Fransız filozof Descartes olmuştu. Descartes, epifiz bezinin vücut ile zihnin bağlantı noktası olduğuna, insan ruhunun vücutla birleştiği mistik bir organ olduğuna inanmıştı. Descartes'in tezine göre epifiz bezi, beyinde çifti olmayan tek bölgedir. Bu nedenle iki gözümüzle baktığımız her şeyi birleştirip tek halde beynimize ulaştıran, iki kulağımızla duyduğumuz sesleri tek ses halinde algılamamızı sağlayan organ o olmalıydı. Peki gerçekten antik dünyadan bugüne sözü edinilen küçük bir bezelye tanesinin önemi neydi? İnsan beyninde yer alan bir bezelye tanesi büyüklüğüne sahip olan, yaklaşık olarak 100 ila 150 miligram ağırlığında olan ve çam kozasına benzeyen epifiz bezi, gerçek tarihsel kaynak ve sembollerde gerek bilimin gelişmesine paralel olarak ortaya konulan çalışmalarda insan bedeninin en önemli organı olarak görülmektedir. Beynin birçok gizeminden biri olan epifiz bezini diğer organlardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi ise gözdeki retina, mercek ve renk alıcıları gibi dokulara sahip olması ve tamamen kapalı bir ortamda olmasına rağmen gözümüz gibi ışık kaynaklarını algılamasıdır. Bu kadar küçük ve önemsiz görülmesine rağmen böbrekten sonra en fazla kanın pompalandığı organ olan epifiz bezi simetrik şekilde ikiye bölünmüş ve her şeyden iki tane olan beynimizde eşi olmayan tek organdır. Peki antik çağlardan günümüze kadar önemi artarak devam eden ve kalp gözümüz olduğu iddia edilen bu organın ardındaki sır perdesi nedir? İnsanoğlunun epifiz bezinin önemini idrak edişi antik çağlara kadar dayanmaktadır. Buda'nın kalpağında, Mısır, Asur ve Sümer duvar resimlerinde, antik Yunan'dan günümüze ulaşan eserlerde, Papa'nın asasında, Güney Amerika yerlilerinde ve Hintlilerin dini ritüellerinde çam kozası şeklinde tasvir edilmiştir. Günümüzde de Hindular ile şamanizm inancına sahip bozkır insanları, üçüncü göz ve sezginin gözü olarak isimlendirdikleri epifiz bezini alınlarının ortasında oluşturdukları kırmızı noktalarla sembolize etmektedirler. Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış olan Mısırlı Herophilus, epifiz bezine düşünce akımını besleyen salgı bezi olarak nitelendirmiştir. Yine antik Roma'da ünlü bir hekim olan Bergamalı Galen, epifiz bezinin düşünceleri düzenleyen organ olduğunu belirtmiştir. Ünlü filozof Descartes ise epifiz bezini gördüklerimizi yorumlayan ve ruhun bedene temas ettiği organ olarak tasvir etmişti. Antik çağlarda epifiz bezinin etkin şekilde kullanıldığı dönemlerde bir pompon topu büyüklüğünde olduğu, teknolojik gelişmelerin neden olduğu insanların spiritüel seviyelerindeki düşüşe paralel olarak bir bezelye tanesi boyutuna kadar küçüldüğü belirtilmektedir. Yakın bir tarihe kadar ise bilim insanları epifiz bezinin evrim sonucu insan vücudunda körelmiş ve işe yaramayan bir organ olarak adlandırmaktaydılar. Ancak daha sonra yapılan çalışmalar ile özellikle belli evrelerde epifiz bezinin büyüdüğünü ve ışık kaynaklarına gözümüz gibi farklı tepkiler verdiği ispatlanmıştı. Çıkarılıp incelendiğinde gözdeki retina, mercek ve renk reseptörlerine benzer dokulara sahip olduğunun tespit edilmesiyle birçok bilim çevresi tarafından üçüncü göz olarak adlandırılmıştır. Salgıladığı hormonlar ortaya çıktığında ise ne kadar önemli bir organ olduğu daha net anlaşılmıştır. Gelin bu hormonların neler olduğuna bir bakalım. Öncelikle epifiz bezi insan vücudu için önemli olan 3 hormonu salgılamaktadır. Bunlardan birincisi gündüz ve gece düzenimizi kontrol eden ve karanlıkta salgıladığımız melatonin hormonudur. Melatonin hormonunun en önemli özelliği insanları hastalıklardan korumasıdır. Yapılan araştırmalarda çok ışıklı ortamlarda çalışan insanların hastalıklara ve özellikle kansere yakalanma riskinin daha fazla olduğu ispatlanmıştır. Bu durumu destekleyen bir diğer araştırma ise görme engellilerin kansere yakalanma riskinin yok denecek kadar az olmasıdır. Epifiz bezinin salgıladığı ikinci önemli hormon serotonindir. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin, insanın mutlu, canlı ve zinde olmasını sağlayan hormondur. Serotoninin eksikliği sıkılgan, yorgun ve depresif ruh hali gibi görülür. Bunun sonucu olarak da anksiyete bozukluğu, depresyon, panik atak ve şizofreni gibi birçok önemli hastalık ortaya çıkabiliyor. Epifiz bezinin salgıladığı son hormon ise ruh molekülü olarak da bilinen DTM'dir. Doğum ve ölüm anında en üst seviyede salgılanan bu hormon, normal yaşantımızda ise uykumuzda salgılanmaktadır. Özellikle rüya gördüğümüz REM safhasında DTM hormonu salgılaması artmaktadır. DTM hormonunun en önemli özelliklerinden biri sadece insanlarda değil tüm hayvanlarda hatta bazı bitkilerde de bulunmasıdır. Geçmişten günümüze bazı bitkiler yoğun DTM'in olduğunu bilinçli ya da tesadüfi olarak keşfeden insanlar ruhlarını keşfetme noktasında bu bitkilerden yararlanmışlardır. Vücutlarına DTM yüklemesi yapan insanlar asıl gerçekliği bu aşamadan sonra gördüklerini iddia ederler. Kızılderililer ve Amazon kabileleri yüzyıllardır belli ritüeller eşliğinde içinde fazlasıyla DTM bulunan kargı kamışı ve üzerlik tohumu karışımı tüketmektedirler. Bu çayı içmelerinden kısa bir süre sonra bir ışık hüzmesi gördüklerini, bu ışık hüzmesinden gerçek diğer alemlere geçiş yaptıklarını, bu yolculuk süresince renklerin hiç olmadığı kadar canlı, kendilerini de yüklerinden arınmış olarak olabildiğince hafif olduklarını belirtmişlerdir. Bu deneyimi yaşayanların çoğunluğunda görülen şey ise kendilerini evrenin bir parçası olarak nitelendirmeleridir. DTM'in çok fazla miktarda bulunduğu üzerlik tohumundan Mevlana'nın eserlerinde dahi bahsedilmektedir. Mevlana bir sözünde "Üzerlik tohumu karanlığı örttü ve gerçek göründü" demiştir. Sufilerin ibadet etmeden önce üzerlik tohumu içmeleri, karga kamışından yaptıkları neylere üflemeleri ve vahdet inancına sıkı sıkıya bağlı olmaları Güney Amerika yerlilerinin tecrübeleriyle benzerlik göstermektedir. Yine Hazreti İsa'nın "karanlıkta oturanlar gerçek ışığı görürler" ifadesi epifiz bezinin fonksiyonuyla birebir örtüşmektedir. Tarih boyunca birçok insan DTM bulunan bitkileri yemek dışında da bazı yöntemler geliştirerek epifiz bezinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamıştır. Birçok din alimi, Budist rahipler ve şamanlar melatonin ve DTM salgılamasını kolaylaştıran karanlık mağara ve ortamlarda kalmış, uzun süre insanlardan uzak ve hayatlarını devam ettirecek kadar az besin tüketerek transa geçmelerini kolaylaştırmışlardır. Çünkü tıka basa dolu midenin epifiz bezinin çalışmasını olumsuz yönde etkilediği ve insanların sahip olduğu kötü özelliklerin kıskançlık, haset, dedikodu, bencillik gibi bunların bu manevi yolculukta bir blokaj etkisi yarattığı düşünülmektedir. Yine cinsel dürtülerin epifiz bezinin çalışmasına ve büyümesine engel olduğu bilimsel açıdan ispatlanmıştır. Özellikle ergenlik döneminde epifiz bezinin en düşük seviyelerine ulaştığı tespit edilmiştir. Geçmişten günümüze birçok din aliminin evlilikten uzak durması ve cinselliği hayatlarından çıkarmaları epifiz bezinin sağladığı ruhani yolculuğun üzerinde bıraktığı etkiden kaynaklanmaktadır. Günümüz insanlarının bu denli ışığa maruz kalması, cinselliğe bu kadar kolay ulaşmaları ve sürekli diğer insanlarla iç içe yaşamaları epifiz bezinin kullanılması önünde büyük engeller teşkil ettiğini biliyor muydunuz? Epifiz bezini etkin şekilde kullanmaya başlayan insanlarda zeka ve algılama seviyelerindeki yükselmeye paralel olarak bilinç ve bilinçaltının mucizelerini etkin şekilde kullanıldıkları iddia edilmektedir. Ruhsal olarak sağladığı gelişimlerin yanında epifiz bezi uyanışı ile birçok ağır hastalığın çok kolay şekilde atlatılabileceği iddia edilmektedir. Kimi araştırmacılar buna bilinçaltımızın sahip olduğu ancak bizim kullanmadığımız birçok mucizeden biri olduğunu savunur. Ayrıca bu insanlar sadece kendilerinin değil, çevrelerindeki diğer insanların sıkıntılarını ve hastalıklarını iyileştirmede şifacı bir rol üstlenirler. Her ne kadar bu konu kimi şarlatanlar tarafından suistimal edilse de, gerek Anadolu'nun ocakçı anaları, gerek insan eli değmemiş uçsuz bucaksız bozkırlarda yaşayan şamanlar ile şifacıları elleriyle dokunmak suretiyle ve yaptıkları dualarla günümüzde dahil birçok insana derman olabilmektedirler. Bu konu tartışmaya açık bir konu. O yüzden sizin fikirlerinizi merak ediyor ve yorumlarınızı bekliyorum. Epifiz bezi uyanmış bir insan diğer insanlara göre daha sakin ve daha dingin bir hayat yaşar. Çünkü uyanık bir epifiz bezinin beyin frekansları üzerinde büyük bir etkisi vardır. Normalde insanlar günlük yaşamlarındaki işlerde beta frekans dalgasını kullanırlar. İnsanların yarı ölü olarak nitelendirilen uyku moduna geçtiklerinde ise beyin alfa frekansında dalgalar yayar. Uyku modunda alfa frekansında dalgalar yayan beynimiz rüya görmeye başladığımız REM sefhasına geçtiği zaman ise en mistik moduna geçerek teta frekansında dalgalar yaymaya başlar. Epifiz bezi uyanmış insanlar bu noktada günlük yaşamlarında alfa frekansında yaşarlar. Bu onların daha sakin, kavgadan uzak ve yaratıcı fikirler geliştirmesine neden olmaktadır. Bu frekansta yaşayan insanlar pozitif bir bakış açısına sahip oldukları için çevresindeki insanlar üzerinde de olumlu etkiler bırakırlar. Epifiz bezini aktif edebilen insanların takıntılarından ve ruhsal rahatsızlıklarından kurtuldukları, problemleri çözmek noktasında başarılı oldukları, empati yetenekleri ile duyarlılıklarının arttığı gözlemlenmiştir. İnsanların sahip olduğu ancak haberdar olmadığı birçok farklı psişik yeteneğinin olduğu ve bu uyanışla beraber bu yeteneklerin ortaya çıktığı belirtilmektedir. Yine epifiz bezini aktif eden insanlar gördükleri rüyaların çok daha canlı olduğunu, ayrıca gün içinde transa geçecek farklı alemlere gidebileceklerini belirtmişlerdir. Epifiz bezi ile ilgili ortaya konulan ve dikkat çeken bir diğer önemli teori ise epifiz bezinin uyanışının insanın hayatı boyunca en üst seviyelere çocukluk dönemlerinde ulaşılabildiği savıdır. Bu yaşlardaki çocukların yetişkinlerden daha ileri seviyelerde bilinç düzeyine sahip oldukları ve daha sezgisel davrandıkları iddia edilmektedir. Üçüncü gözlerinin açık olması sebebiyle bazı psişik güçlere sahip olduğuna inanılır. Örneğin bu yaşlardaki çocukların sezgilerinin etkisiyle kötü insanları yetişkinlerden daha iyi ayırt ettikleri düşünülmektedir. Yine bu çocukların ebeveynlerinin göremedikleri hayali arkadaşlarıyla konuştuklarına dair birçok psikolojik vaka bulunmaktadır. 7 yaşından itibaren epifiz bezinin bu etkinliğinin düşmeye başladığı ve ergenlikle beraber cinselliğin çocuğun hayatında yer etmesiyle en alt seviyelere indiği varsayılmaktadır. Kundalini uyanışı adı verilen bir yoga biçimi çocuklukta sahip olduğumuz spiritüel gelişmişlik seviyesine tekrar ulaşmamızı amaçlamakta ve dünya üzerinde büyük rağbet görmektedir. Sonuç olarak birçok bilim insanı ve araştırmacı epifiz bezinin aktive edilmesi ve doğru kullanılmasıyla insanların bazı üstün özelliklere sahip olacağına ve ruhsal yönden üst seviyelere ulaşılabileceğine inanmaktadır. Bu durumu daha da ileri götüren kimi araştırmacılar, epifiz bezinin uyandırılmasıyla insanların kolaylıkla telepati yaparak iletişime geçebileceğini ve zamanda yolculuk yapabileceğini iddia etmeleridir. Yetişkinler olarak hayatın zorluklarıyla yüzleştiğimiz yaşam yolculuğumuzda üstün ruhsal gelişmişlik seviyesine sahip olduğumuz çocukluğumuzla bağ kurabilsek ve epifiz bezimizi tekrar uyandırabilsek, zorlu hayat mücadelemizi basit bir çocuk oyuncağına çevirebiliriz. Dünya üzerinde birçok insanın mutsuz olduğu düşünüldüğünde sınırlarımızı zorlayarak Tanrı'nın bize bahşettiği ancak farkında olmadığımız mucizeleri keşfetmek hayatımızı tamamıyla değiştirecektir. Epifiz bezinin aktive edilmesiyle ilgili yapılması gereken birçok husustan bahsedilse de hepsinden önemlisi bu süreci başarabileceğine inanmaktan geçer. Ne kadar çok yöntem ve çalışma yapsak da beynimizdeki blokajları kaldırmadığımız sürece başarısız olmamız kaçınılmazdır. Son olarak da hastane ortamında DTM yüklemesi yapılan gönüllü bir deneyin yaşadığı tecrübeyi sizinle paylaşmak isterdim. Ancak videoyu burada sonlandırmak istedim. Çünkü bu konuyu yaklaşık olarak bir aydır araştırmaktayım. Antik çağlarda bu kadar önem taşıyan bu organı basit cümlelerle birlikte tasvir etmeye çalışıp hemen bitirmek istemedim. Bu videonun ikinci serisini de yapmak istiyorum. O yüzden sevgili arkadaşlar, sizden ricam özellikle antik çağlarda epifiz bezi ile ilgili herhangi bir bilgisi olan arkadaşımız yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirse veya gerekirse Instagram adresimizden bizlere ulaşıp daha detaylı bir şekilde bizimle paylaşırsa çok sevinirim. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.